Arkadaşlar merhaba, OPC Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda versiyon 6 ile birlikte çıkan Configuration API'den bahsedeceğim. Configuration API, Capsule REX'in versiyon 6 ile birlikte sunduğu RESTful bir API. Bu API'yi kullanarak bir client tarafından artık Configuration penceresini kullanmadan kendiniz kanallar, cihazlar, tagler oluşturabiliyorsunuz. Capsule REX'i açıyorum. Versiyon 6'ya kadar bütün cihaz bağlantılarını bu pencere üzerinden yürütmek zorundaydınız. Artık bu pencereyi hiç kullanmadan Configuration API üzerinden, bir client üzerinden burada kanal, cihaz, tag oluşturabilmeniz mümkün. Bunları nasıl yapacaksınız? Bundan bahsedeyim. Öncelikle Configuration API default olarak kapalı durumda geliyor. Bunu açmanız lazım öncelikle. Sağ alttan Settings'e giriyorsunuz. Burada Configuration API Service sekmesi olması lazım. Burada Enable kısmı No olaraktır default olarak. Bunu Yes'e çekmeniz lazım. Ben servisi açtım. HTTP'yi aktif ettim. Ve bütün coursları alabilmesi için de buraya bir tane yıldız koydum. Siz oluşturacağınız client için sadece o client'ın bağlanabilmesi için onun course bilgisini girebilirsiniz burada. Ben şu an test amaçlı her şeyi açtım. Daha sonra browser'da bu Configuration API için bilgi almak için bir sayfa açılıyor. Direkt buradan tıklayarak ona erişebilirsiniz. Bu şekilde bir dokümantasyonla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca deminki pencereden portlara da erişebilmek mümkün. 57412 üzerinden HTTP, 57512 üzerinden HTTPS'li güvenli olarak bir port açıyor. Bu port üzerinden bağlanarak konfigürasyonu düzenleyebiliyorsunuz. Tekrar API'ye döneyim. İçerisinde 2 adet sayfa var. Supported Drivers ve API Documentation olmak üzere. Supported Drivers'da hangi driverları kullanabilirsiniz, nasıl kanal eklersiniz, nasıl cihaz eklersiniz, bunların anlatıldığı bir sayfa var. Interface sayfasına geldiğinizde de bu komutları kullanabilmeniz için nasıl bir endpoint oluşturmanız lazım, hangi komutları kullanmanız lazım, bunun gösterildiği bir tablo var. Configuration API 6.1'de güncellendi. Artık sadece connectivity kısmına değil, ayrıca IoT Gateway'e de erişebiliyorsunuz. Buradan değişiklik yapabiliyorsunuz. Ayrıca 6.1 ile birlikte artık event log'u da görebiliyorsunuz. Buradaki dokümantasyonu inceleyerek kendiniz de bir client oluşturabilirsiniz. Şimdi ben buradaki dokümantasyondaki verilen talimatları kullanarak Postman'de birkaç komut oluşturdum. Onları göstereceğim. Şimdi öncelikle Capsule REX'imi sağ tarafa alıyorum. Postman'de bir tane Modbus kanalı, cihazı ve tag'i oluşturmak için komutlar hazırladım ben burada. Bu göreceğiniz üzere lokal hostumun 57412 API'min portuna bağlanıyor. Ve bir tane Modbus kanal oluşturuyor. Bir tane header oluşturmanız lazım. Bunlar az önce açtığım API Documentation'da belirtilmiş durumda. Ben bunu send dediğim zaman bir tane Modbus kanalı oluşturmak için komut gönderiyor. Ben bu ismi header'ın içinde tanımlamıştım. Daha sonra cihaz eklemi var. Bu komutu gönderiyorum. Ve buraya bir tane cihazım oluştu. Şu an içerisinde tag yok. Tag yollamak için komut göndereceğim. Şimdi burada da 3 tane tag tanımladım. Bunu yolluyorum. 3 tane tag'im burada oluştu. Burada configuration'ı hiç açmadan sadece bu komutları göndererek bu şekilde bir Modbus kanalı açıp cihazı oluşturup içine tag'ler oluşturabilirdim. Bu şekilde bir client uygulaması yapabilmeniz mümkün. Arkada bu komutları çalıştırması lazım sizin client uygulamanızın. Ayrıca Capware'in sunduğu bir tane Configuration API demosu var. Onu göstermek istiyorum şimdi. Şimdi az önce Postman ile oluşturduğum kanalı sileceğim. Şimdi Capware'in sunduğu arayüz de bu şekilde bir arayüz. Buradan bağlanmak istediğiniz CapServerX'in URL'sini, portunu yazıyorsunuz. İçerisini görüntüleyip kanal cihaz oluşturabiliyorsunuz. Şu an sadece birkaç driver için oluşturulmuş durumda. Buna ulaşmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi ben lokalimdeki CapServerX'in API'ine bağlan diyeceğim ve bağlanacak. Bu şekilde TreeView'da içerisini görüntüledi zaten. Daha sonra bir tane kanal eklemek istiyorum. Buradan Modbus seçiyorum. İsmine de yine Modbus yazıyorum. Create'e bastığım zaman yan tarafta bir tane Modbus kanalı açıldı. Daha sonra bir tane cihaz ekleyeceğim. Buradan bir IP yazmam lazım. Create'e bastığım zaman bir tane cihaz oluşturdu. En sonunda bir tane tag oluşturmam lazım. Bir tane tag oluşturdu. Burada Capware'in sunduğu Demo Configuration API Client'ta zaten alt tarafta event logo görüyorsunuz. Burada gönderdiğim komutların HTTP olarak düzgün bir şekilde geri döndüğünü görüntülüyorum. Configuration API bu şekilde. Siz de kendiniz artık sadece değer görmek için değil, ayrıca configuration'a müdahalede bulunmak için de bir komutları kullanarak CapServerX'e müdahale edebilirsiniz. Configuration API bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.